Lan eşek sıpası, ne yapıyorsun orada? Efendim dede. Heh. Oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de, ne yapayım? Nasılsın? Dede. Heh. Dede bana açık versene dede. Vereceğim dede. Dede, bana açık ver. Tamam, vereceğim de. Bir dakika. Dede. Tamam lan, tamam. Bana tamam, açık versene tamam, dede. Vereceğim. Kendini öptürme de bit vermez de sana, hayırdır? Tamam. 10 lira kime yeter ya? Versene biraz daha. Doğru, o senin eline kadar 8 liraya düştü. Bak, bir 10 lira. Sağ ol dede. Ama başka yok. Başka vermem. Sağ ol dede. Başka vermem. Para veren ellerine öpçüreyim seni. Senin, tamam. Oh, senin o göbüşlerini öpçüreyim. Tamam, oralarda huylarım. Senin ben boynuna dolanayım dede. Boynuma dolama. Dedeciğim, boynuna. Boynuma dolama. Boynuma dolama. Senin benim parmağımı burnuna sokacağım. Boynum, yapma tamam. Ayağımı kulağına tamam. Sokacağım. Tamam, tamam. Boynunu tamam. Boynunu kıracağım, boynunu kıracağım dede. Dön. Dön. Ya bak, Recep abi ayıp ediyorsun ama ha. Yeter ya. Yemin ediyorum 2 kuruş para kazanacağız diye şapçuk vuruyorsun. Tamam. Tamam, rolden çık Mahmut. Rolden çıkma, tamam. Dedi de, Allah'ın izni verdim dedi de. Sırf sen seviyorsun diye katlanıyorum tamam. Bütün bunlara. Hadi de. Hadi. Şuraya bak ya. Tamam, tamam, rolden çık. Ekstraya girer ama dedi. Girsin, nereye giriyorsa girsin. Hadi. Deda, Deda. Deda, bana harçlık versene Deda. Dedacığım. Ya Hamza abi, yine mi geldin ya? Oğlum, ekmek parası, ne yapacağım? Deda, babam bana hiç harçlık vermiyor Deda. Vermez o it oğlu hiç. Al, ben sana biraz daha veririm. Al. Sağ ol Deda. Al. Akşama da... Hasta bakıcı olarak geleceğim, ona göre ayarlarsın kendini, tamam mı? Tamam. Kucağımda çorba içeceğim sana. Gel ha. Geleceğim, geleceğim. Rahat ol. Tamam. Hadi. Baba, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne yapayım oğlum? Dede torunu oynuyoruz. Seninkiyle ne zaman oynayacağız? He? Sen oldun 35 yaşında. Karın oldu 30 yaşında. Arada var bir yaş var, değil mi? 15 yaşı kapatman lazım oğlum ya. Oğlum çamaşır otomatik, bulaşık otomatik, kurutma algısı otomatik, her şey otomatik. Ya teknolojiyle olan dansınız bir bitse de, artık birbirinizle olan dansınız başlasa diyorum ya. Baba, ne anlatmaya çalışıyorsun sen ya? Dilenci değilim oğlum. Bir tane torun var. He? Bir torun ya. Allah'ın adını bildim. Hadi be Ergün, sen yaparsın. Nereye bakıyorsun hadi ya? Ya? Hadi be Ergün ya. Sen yaparsın ya. Ya baba, konuştuk bunları. Bak, Eylül daha kendini hazır hissetmiyor. Ne yapayım ben tek başıma ya? Şey olmasın lan yoksa? Ne? Horoz etmiyor mu lan yoksa? Ne horozu ya? Yunus dalıp çıkmıyor mu? Ne Yunus'u ya? Kaplumbağa diyorum. Tavşanı geçmiyor mu? Baba, ne tavşan, ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya? Ne yapayım lan, bütün hayvanlar alemine saydırdın bana. He? Ne yapayım, ne diyeyim lan daha? Hadi diyorum lan işte. Oğlum bak, sende de biz sıkıntılar çektik. Çekmedik mi? Çektik. Senin baba tarafın nereli biliyor musun? Benim memleketim değil, Manisa senin baba tarafı. Macun oradan geldi. Vallahi macun çocuksun lan sen. Macun çocuk. Ya baba. Macun çocuk. Sus ya Allah macun aşkına. Çocuk. Tamam, kapatalım bu konuyu. Kapatalım senin ya. Senin her yerin kapanmış oğlum zaten. Nereye bakıyorsun senin ya? Geç. Günaydın. Bakalım. Günaydın hayatım. Günaydın kızım. Günaydın baba. Günaydın dedi. Ne olmuş yani? Gizli bir mesaj. Ergün ya, şu çamaşırları asmama yardım eder misin hayatım? Asalım dedi. Beyazlarla renkliler. As diyor. Erdim ipe diyor, gerileceğim. Yani gerdireceğim diyor, çamaşırları diyor, gel diyor. Anlamadın mı? Ben de anlamadım. Anlamadım diyor. Ben de, benim yanımda anlamamış olması çok normal ama sen anla Ergün. Bence anla. Babacığım iyisin değil mi sen? İyiyim kızım. Ha. Çok iyiyim. Tamam. Çok iyiyim. Şey, benim de zaten işim vardı. Ben uzun bir süre evde olmayacağım. Nereye? Pazara çıkayım diyorum. Dışarıda bir entertainment yapayım. Siz de belki evde bir entertainment yaparsınız ha. Hadi bana müsaade. Rahatınıza bakın ha. Rahatınıza bakın. Sakın beni düşünmeyin. Sakın beni düşünmeyin ha. Öyle şey yapma. Sakın ha. Öyle şey olmasın. Baba, bir şey yok. Sevmem ben zaten onu. Beni niye düşünüyorsun? Hadi baba, bir git ya. Hadi lütfen ya. Tamam, hali ne Ergün ya? Ya Hamza abi buradaydı yine ya. Ne ima ediyor senin baban yine? Ben de anlamadım ki, horoz dedi, Yunus dedi, belgesel izliyor herhalde ya. Ay Ergüncüm, senin bu yalan söyleyememeni çok seviyor ve takdir ediyorum ama diyorum ki arada bir becerebilsen mi? He? Çocuk meselesi değil mi yine? Evet. Ya artık ileri gidiyor Ergün. Ya bugün sabaha karşı uyandım ben. Koridorda karşılaştık. Baktım elinde fener. Baba dedim, sen ne yapıyorsun? Bana diyor ki, köyden kalma alışkanlık kızım. Tavuklar yumurtladı mı diye hep bakardım. Tamam, ben yarın konuşacağım. En kısa zamanda konuşacağım hayatım. Yine beceremedin. Neyi? Sus Ergün. Dur. Ya
yavaş yavaş dur. Hayırdır? Ne oldu, hayırdır? Ay, ana. Ne oldu? Ay, çok fena ya. Ne oldu abla? Hadi gülüyor. Hadi gülüyor. Ne oldu abla, hayırdır? Bir olmuşa benziyor Ergün. Pişik mi oldu? Pişik. Sinirlerim bozuldu. Tamam, sakin ol abla, ne oldu? Dur kız, dur şu kırlentleri bir yerleştirelim altına. Rahat rahat otur şöyle, ha? Ha, şöyle. Kayıl, kaykıl acı, kaykıl, kaykıl, kaykıl. Ha? Evde de hep böyle yatar, biliyor musun? Ne oldu abla, saldırıya mı uğradın? Çok süper bir haberimiz var size. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama. Dört atalı hamileyim. Ama ben söyleyecektim. Ya bana söyleyeceğim bilemiyorum dedi. Sen de haklısın tabii, doğru. Hayırlı uğurlu olsun o zaman, çok sevindim ya. Kalkın hastaneye gidelim, yerinde duramıyor. Dört haftalıkmış. Evet. Ama Elif neden böyle yapıyorsun ki yani, heyecanımızı şey yapıyorsun? Şimdi getir onu, getir. Oo, ne oldu? Yo, koy elini bak. Hissediyor musun? Embriyo, tekme attı kız. Böyle bir şey olamaz. Gazdır o. Gazdır ama, gerçekten gazdır. Ablacığım şey, daha tekmelemez. Ama şimdi biz tüp bebek tedavisi görüyoruz. Gaz falan ayıp oluyor ama ya yani. Tamam abla, ağlama. Bak şimdi anne ne yaşarsa çocuk da onu yaşarmış. Ağlama annesi. Ha, ağlamıyorum ki. Gülüyorum ben zaten. Bunlar hep hamilelikten şu an. Sinirlerim çok tabii bozuk. Uf, canım ne çekti? Ne istedin aşkım? Böyle ıslak, akışkan bir şey. Kek mi? Yok öyle değil. Balıkesir'de satılıyor bunlar. Lan bu saatte Balıkesir açık mıdır ki? Ben ne yapayım şimdi ya? Hani söylemeyeyim diyorum ama dört haftalıkken neyin aşağı ermesi bu? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Yok şaka. Ne biçim konuşuyorsun sen? O canını çektiğini alamazsın. Çok alnını çatına Balıkesir tası mı çıksın şimdi? Evet. Mis kalıyor sanki, hiç bilmiyorum. Oo, ay, ne oldu biliyor musun? Tekmeledi mi embriyo? Yok, sıkıştım kız. Ha. Tut, kaldır beni. Kaldırmışken götür beni. Hadi. Eylül yazmayın abla. Tamam, ediyorum abi, ediyorum. Dile kolay, dört hafta be. Dört hafta tabii. Vay be. Ya babam duyunca çok sevinecek, biliyor musun? O da pazara gitti, gelir birazdan. Benim hormonlar çılgın tabii şimdi. Yani yapacak bir şey yok, bayağı ataktalar falan her gün. Bana zaten kahvede hormonlar kralı derler. Biliyor musun? Sen ne yaptın o işleri? Ya ben de işte... Bakalım o şey. Herhalde sistit oldum. Ondan habire gidip geliyorum. Bak şimdi burada yengesi Kayseri mantısı gibi. Evet. Bak şuna bak gel sen. Burada Selim Paşa bamyası gibi. Evet. Şunu bir geçeyim. Burada da İspir fasulyesi gibi. Anladım abla. Yerli malı haftasında yapmışsınız. Evet. Evet. Babam gelince hemen söylemeyelim de sürpriz olsun. Tamam. Bakmıyorum, bakmıyorum öyle. Baba dede oluyor, dede! Enişte ne yaptın ya? Kaldı. Ergün kaldı, babam kaldı. Baba! 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 Pazarda bir karılar vardı, görmen lazım. Ne? Baba ne diyorsun ya? Oğlum normal oluyor, anlatıyorum. Niye vuruyorsun bana? Niye vuruyorsun tekrar? Baba dede oluyor, dede. Aman evet, dede doğru. Eylül kızım doğru mu bu? Ay, yok ben değil, Ayten abla hamile. Hadi be. Sen mi? Sen. Sen? Ben değil baba, niye öyle diyorsun? Ayıp oluyor ama onlar da. Sen de? Ben de yok. Ya, baba bir tane çocuk ney ne etmiyor işte, tamam yapmışlar. Bak bakalım onlara. Gel gel. Yaklaş. Bak o tiplere bak. Oğlum bunlar evlendiğinde mucize diye bizde namaza başlayan arkadaşlarım oldu. Vallahi. Bunların mamülünden ne olur lan? Sizinki öyle mi? Çıkar bakayım. Çeneli dışarı çıkar. Burak üvey çivit. Kızım çek burnunu geri. De olsun. Fahriye sevecek. Oğlum sizinki bayağı bu. Fotoğraflı olur lan. Çok güzel olur sizinki be. He? Ne diyorsun kızım? Eylül he? He de be. Ya babacığım öyle bir şey değil ki bu. Kızım he. Ne o? Pazardan bebek aldım. Sonra millet bakınca bunu da almak zorunda kaldım. Kötü kötü baktılar. Al. Ne bu? Böyle minnacık bir şey olacak işte senden çıkan da. Böyle onu kucağına alacağım. Böyle kokusunu içine çek. Çek bak kokusunu içine. Pis kokuyor. Olsun. Pis kokmaz. Seninki temiz kokacak. Süt kokacak seninki. Onun böyle gülüşünü seveceğin. Onun böyle kucağına alacağın. Mutlu olacaksın ya. O böyle biraz büyüyecek. Cebinden para çalacak. Arabanın anahtarını çalıp kaçıracak. Bakkalın kredi çekecek. Böyle seni de kefil gösterecek. Oğlum ne pis adamsın lan sen. Bak bunu anlatırken sen aklıma geldin lan. Lan seninle 3 yaşından sonra güzel bir anımız yok bizim ya. Ya konumuzda şimdi ne alakası var baba ya? Doğru. Konumuz o değil ya. Hadi be kızım, ne diyorsun? Ay baba lütfen ama, olmaz diyorum. Sen neyi anlamıyorsun? Ay geliyor galiba Muammer. Kesin geliyor şu an. Ambulans! Ambulans! Baba ambulans! Lan lan! Bit!
tane taklit yapacaktınız. Onu da yapamadınız ya. Hamile yapacaktınız ya. Ne taklidi ya? Ayten abla sen hamile değil misin? Aman değilim be. İçim bir şişti zaten. Düşüncesi bile kötü yaptı. Canını çeksin de öyle yaptık Eylül. Ya çiğ köfte mi bu? Olsa da YSK neye gider değil mi? Yuh baba ya. Yuh artık ya. Yuh mu? Sana yuh lan. Bir tane torun istedik ya. Yapamadınız ya. Daha ne yapayım lan? Her şeyi denedim ya sizin yüzünüze. Bu mu ya? Yapmayın lan torun morun. İstemiyorum senden de torun. Senden de istemiyorum sen. Sen zaten senin için. İstemiyorum torun. İstemiyorum. Baba, baba, ya. Böyle bayağı olmaz ama. Babacığım, beni böyle bilmez olmaz. Baba, lütfen. Kıpkırmızı oldu adam. Tamam, ben halledeceğim. Babacığım, ben istemiyorum mu sanıyorsun? İstiyorum. İstiyorum tabii. Ama ben korkuyorum be baba. Annesiz büyüdüm ben. Her canım yandığında gelmeyeceğini bile bile anne diye ağladım ben. Ya öyle olursa? Ha? Ya benim çocuğum da anne diye ağladığında ben yanında olamazsam, ya ben onu yarı yolda bırakırsam baba? Hayatım saçmalama ya. Olur mu öyle şey? Ben varım, dedesi var, ablam var. Sen öldün diye niye büyüyemesin çocuk ya? Ne diyorsun lan sen? Ya bu kadar olay bunun için olabilir mi ya? Kız bir şey yaptı. Işık mışık bir de ses geldi arkadan ya. Ben öyle duydum ya. Bu mu lan? Öldürdün lan kadını. Ya sen... Ya kızım sen anne olmuşsun bile. Annelik zaten böyle bir şey ya. Böyle bir şey ya. Ya bu da öyleydi biliyor musun? Bu çocukken bunun anası bu uyumuyor diye bizi de uyutmazdı valla. O anası uyumuyor diye ben de uyumazdım. Bekliyordum odada. Bir gün bir baktık uyumuyoruz madem. Ne yapalım? Hayden'i yaptık. Baba sağ ol ya. Rica ederim ya. Heh. Eylül ya yani tamam senin üstüne biraz gittik ama yani... İnsan yaşlanınca da bir torun istiyor be. Ya iyi de baba dünyaya bak. Ben böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Ay ne kadar klişe bir laf. Asıl öyle deme ya. Ben bu dünyaya bir çocuk getireceğim ki dünya güzelleşecek diyeceksin ya. Ha bak bu güzel laf. Aşk. He? Ne diyor? Öyle mi diyorsunuz? Öyle, öyle. Öyle diyin ya. Öyle ya. Tamam o zaman. Deneyeceğiz. Tamam, abi. Deneyelim o zaman. Süper ya, deneyin ya. Deneyin tabii ya, süper. Ulan baya çok mutluyum. Keşke annen de olsaydı da görseydi lan şu günü ya. Baba annem ölmedi ki Sivas'ta. Öldü demedim ki zaten. Olsaydı da görseydi dedim. Sen ne anladın? O niye öldürüyorsun kadını? Tamam, tamam. Yarın tez yok, gideceksin Sivas'ta bilet alacaksın, geleceksin. İlk otobüste buraya geliyor. Seni göndersek daha iyi olmaz mı? Geç. Hayır. Başka dede kapı. Deda. Sen otur kızım. Deda bu adlarımı arıyor. Ihlamura limon sıktın mı? Hani, deda. Çık buradan ya. Bak. Şeyle Eylül amcanla. Şey, Eylül, Eylül teyzenle Ergün amcan torun yapacaklar bana. Torun karar verdik, konuştuk, deneyeceğiz diyorlar. Dedemi senin lan Deda. Lan ne dedi sorun bak. Ekmeğim ben olacağım Deda. Deda istemiyorum torun. Ben başka çocuk istemiyorum Deda. Oğlum tamam. Deda hayır. Lan çıksana. Hayır istemiyorum bana açık ver. Lan oğlum. Açık ver Deda. Oğlum ne yapıyorsun? Hadi açık ver Deda. Ne yapacaksın? Deda açık ver. Bence zildir bu arkadaşım. Nedeni şu, gene hep bahsettiğimiz konu, dert, derdin güzel olsun, derdin yaygın bir dert olsun. Çocuk meselesi varlığı da bir sorun, bazen yokluğu daha da bir sorun. Skeç'in girişi çok güzel. Hamza'nın gene döktürdüğü bir bölüm. Aslında bir arada bir tık üzüldük de, aa o çocuk değilmiş dedik ama o değişim çok güzeldi. Sonra finalde gelişi de çok iyi. Kim yazmıştı? Batu, Atakan, Cemile, ben. Güzel. Batuhan ve Begüm'ün girişleri, skece katkıları da kulakları çınlasın gayet güzeldi. Senin karakterinin getirdiği şey çok gerçek. Yani anne olma meselesi başkalarının isteğiyle çok hızlı olan bir şey değil. Bir sürü bir hikaye yani annenin baştan sona yaşadığı şey basit bir şey değil gerçekten de. Senin başka kardeşin var mı? Var, kız kardeşim var. Sen büyük çocuksun. Evet. Kız kardeşin olduğuna göre. Değil mi Cihan? Ne? Dinlemiyor musun Cihan bizi? Dağılmış hocam. Evet. Yok, kız kardeşini düşündüm hocam. Hangisi daha büyük diye. Hmm. O an gittim ben. Kız kardeş de çok güzel. Maşallah. Kardeşimiz güzel ya.
Senin bir kardeşin mi var? Bir tane var. Senin? Benim, biz yedi kardeşiz hocam. Yediydi değil mi sizin? Ama hepsi senden büyüktü galiba. Anam bu bir de minnak kardeşim. En küçüğüm bu. Güzeldi bak, enteresan olan bir şey var. Buradan sen dedeyi birazcık duygusal sahneler, yaklaşımın biraz düşük volümlü olduğunda burada bazen anlamıyoruz şeyi. Kurguda seyrettiğimde tam skeçleri anlıyorum doğrusunu istersen. O yüzden dikkatli izlemeye çalıştım. Çok da dikkatli izledim. Çok sağlam bir performanstı. Aferin çocuklar.